Hadi bu oyunu kazanmalıyım. Hadi çok az kaldı, çok az kaldı. Hey, kapı çalıyor, kapıya bakar mısınız? Hadi şu oyunu ya kazanmalıyım, hadi kazanmalıyım. Of ya, yine kapı çalıyor. Hey, size diyorum Arda, kız polis. Al işte ya, seslenirken oyunu kaybettim. Of, bir kere de benim dediğimi yaptınız yani, öleceksiniz değil mi? Şurada oyun oynuyorum, bir türlü kapı açamadınız ya. Ne yapıyorsunuz aşağıda? Kız polis, Arda. Ne oldu birader ya? Ya sabahtan beri kapı çalıyor, niye kapıyı açmıyorsunuz? Birader görmüyor musun? Film izliyorum. Aşkım, hepiniz meşgulsünüz, ben de yukarıda meşgulüm. O zaman 2 dakika gel aç birader. Halala en yakın kapı olan sensin kardeşim. Halala öyle mi? Of Arda, seni hiç tartışamayacağım kardeşim. Kim geldi bakalım? Kim geldi? Ah, siz de kimsiniz ya? Merhaba, tanışıyor muyuz? Merhaba, ben banka müdürü Hasan. Merhaba, buyurun, niye gelmiştiniz acaba? Biz Gürol Çalışkan'la görüşmeye geldik. Gürol Çalışkan'la mı? Evet, benim o kişi, buyurun. Efendim, dosyalara baktığımıza göre bayağı bir borcunuz var. Hiçbirini ödememişsiniz. Evet, bayağı bir borcum var, kusura bakmayın. Ama yani en yakın zamanda ödeyeceğim. Maalesef beyefendi, evinize el koymak zorundayız. Evinize haciz getirdik. Ne? Evime haciz mi geldi? Nasıl ya? Ben şimdi evsiz mi kalacağım? Evet efendim, elinizdeki bütün her şeye el koyuyoruz. Bu araba sizin mi? Evet, bu araba da benim, onu da mı alacaksınız? Evet, onu da alacağız. Bu evi, arabayı, her şeyi biz alıyoruz. Çünkü borcunuzu ödememişsiniz. Peki ben ne yapacağım? Dışarılarda mı yatacağım ya? Ne acımasız insanlarsınız. Bari evimi bırakın. Bana ne kardeşim, Allah Allah. Kredi alırken bana mı sordun? Hadi yalla. Hayır, olmaz. Bu evi bırakmayacağım, tamam mı? Bu ev benim. Ben bu evi bırakmam. Bu evi ben satın aldım. Hadi kardeşim, zorluk çıkartma bak. Hayırdır lan, zorluk mu çıkarıyorsun yoksa? Silahı var. Tamam tamam. Alın, evim sizin olsun ben. Siz de acımasız insanlarsınız. Allah belanızı versin. Ya birader, evsiz kaldık. Aşkım ya, bari makyajım malzemelerimi alsaydım. İnsafsızlara baksanıza ya. Bir şey bırakmadılar. Bakayım, kapıda kilit, içeri giremiyorum. Bana kat kurmuşlar. Evim gitti canım, evim canım, güzel arabam, hepsi gitti ya. Hepsini ben çalışarak almıştım. Borcumu ödemedim diye bütün her şeyimi aldılar şimdi. Birader, benim karnım aç, çok aç. Şimdi ne yapacağız? Evet aşkım, benim de aç. Bilmiyorum Arda, bilmiyorum kız polis. Baksanıza, cebimde 5 kuruş bile para bırakmadılar. Dükkanımı da aldılar. Bütün her şeyimi aldılar ya. Dışarılarda kalıyoruz artık. Yapacak bir şey yok. İlk önce kendimize bir ev yapmamız lazım. Gelin bakalım, evimizi buraya yapacağım. Çünkü şehirde bizi istemezler. Fakir insanları istemiyorlar şehirde. Hadi bakalım, şöyle küçük bir ev yapalım kendimizi topraktan. Birader ya, biz bu durumlara düşecek miydik? Ne yapayım kardeşim, ne yapayım ya? Banka borçlarını ödeyemediğim için evime haciz geldi kardeşim. Neyse, ama var ya, intikamımı çok pis alacağım kardeşim onlardan, merak etme. Gün gelir devran döner birader. Hadi bakalım, şöyle evimiz yapmaya biz devam edelim. Şöyle, şurayı da şuraya koyalım. Şöyle kapıyı da kapatalım şöyle çatısına. Burayı da kapatalım bakalım, şöyle kapımızı da koyalım. Tamamdır, evimiz bu maalesef ki. Birader gözünü seveyim ya, buraya köpek balığı sandırmaz, böyle olur. Ay aşkım, böcek falan da vardır bu toprağın içinde. Yapacak bir şey yok ailem, artık burada kalacağız. Çünkü bütün paramızı aldılar, bütün her şeyimizi aldılar. Ya dışarıda kalırsak başımıza kötü olaylar gelebilir. Birader baksana, ama böyle bir yerde kalır mı oğlum? Ne yapabilirim kardeşim sence, bir söylesene bana. Hadi bakalım, herkes bugünden sonra işe girecek. Herkes işe başlayacak, anladınız mı beni? Ben bir tane iş buldum, inşaatta işe başlayacağım. Amelilik yapacağım. Tamamdır birader, ben de BİM'de kasiyer olacağım. Ben de garson olacağım aşkım. Evet, hayata tekrardan sıfır başladık arkadaşlar. O yüzden herkes çalışacak ve parasını biriktirecek. Ve sonra bir tane ev alacağız. Ve sonra da bir tane araba. Merak etmeyin, eski hayatımıza tekrardan kavuşacağız. Merhaba Gürol Bey. Ha? Kimsin sen de ya? Arkanızdayım. Ha? Siz kimsiniz ya? Ben bankadan geliyorum. Bankadan mı? Bak dostum, ben artık bıktım, tamam mı? Yeter artık, yeter. Zaten bütün mal varlığımı aldılar. Elimde bir şey kalmadı. Tek elimde bir şey var. Bu toprak ev. Artık bu toprak evde mi alırsınız, ne yaparsınız bilmiyorum ama. Yemin ediyorum benim param kalmadı. Hey, bir dakika, sakin olun lütfen. Şuradaki parayı görüyor musunuz? Evet, bütün parayı görüyorum. Ne olmuş? Fakirsek biz, ne olmuş yani? Hava mı atıyorsun paranla? Hayır beyefendi, o para hepsi sizin. Nasıl ya? Şuna bakın, bir de beni kandırıyor. Ya yeter artık bak, şaka kaldıracak durumda değilim, tamam mı? Zaten fakirlikten ölüyorum, açlıktan da öleceğim birazdan. Beyefendi, dalga işimizi falan mı zannediyorsunuz? Bütün para sizin. Yani bu para dizinde denizin. Nasıl yani ya? Dedemin mi? Ne olmuş dedeme? Maalesef ki dedeniz hayatını kaybetti. Ne? Dedem hayatını mı kaybetti? Çalışkan dede öldü. Nasıl yani ya? Canım dedem benim. Hayata gözleniyormuş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. O yüzden tek torunu siz olduğunuz için dedenizin mirası size kaldı Gürol Bey. Alın bakalım, güle güle harcayın. Bütün para sizin. Bakın şimdi beyefendi. Bakın, bana yalan atmıyorsun değil mi? Kamera çıkısı falan değildim bakın. Kamera falan yok etrafta. Yani bu bütün para hepsi benim mi? Evet beyefendi. İnanmak zor geliyor. Anlıyorum sizi.
Evet, bütün para sizin. Alın bakalım, güle güle harcayın. Vay canına ya, şuna baksanıza, hayatım kurtuldu. Şu paraya bakın, bir dünya para var. Var ya, bu paraları ölsem de harcayamam be. Oh oh, bu para var ya benim torunumun torununa yeter be. Milyoner olduk. Neyse, bizim yapacak daha çok işimiz var. Görüşürüz, kendinize iyi bakın Gürol Bey. Birader, zengin olduk. Ha vallahi kardeşim, şu paralara baksana, zengin olduk be. Vay canına, artık ben bir milyonerim. Aşkım, bana bir tane makyaj malzemesi seti alalım. Makyaj malzemesi seti mi? Kız bu, istersen sana dükkanını açarım be. Allah Allah, istediğin yeter ki olsun. Birader, bende bir tane Ferrari veya Lamborghini arabalar mısın? Yarış arabası. Kardeşim, araba senin köpeğin olsun. Hatta gideyim markasını satın alayım oğlum. Şu paralara baksana. Hadi bakalım, şu paraların hepsini topladım bir an önce. Güvenli bir yere koymam lazım. Yoksa hırsızlar gelip alabilir veya mafyalar. O yüzden şöyle paralarımızı topladım. Bakalım bunları güvenli bir yere koyacağız. Ama ondan önce kendimize bir ev almamız lazım. Hatta elinden alınan evimi tekrardan geri alacağım arkadaşlar. Çünkü evde benim çok anım oldu. Evimi tekrardan geri alacağım. Ve bunu bana yapanların hepsini ödeteceğim hesabını. Hadi bakalım şöyle. Alalım bakalım şu paraları. Ah ah, mis gibi para kokuyor vallahi. Zengin olduk be, zengin olduk. Oh canım dedem. Öldün ama benim hayatımı kurtardın. Canım dedeciğim benim. Seni çok seviyorum. Dedem her zaman beni çok severdi. Ben de onu çok seviyorum be. Canım dedem. Hemen yardıma yetişti. Allah razı olsun vallahi ya. Mekanın cennet olsun arkadaşlar. Yorumlara dedenin mekanı cennet olsun yazanların yorumlarına kalp atacağım arkadaşlar. Allah kabul etsin. Hadi bakalım şöyle. Paralarımızı toplayalım. Şunu da alalım bakalım şöyle. Şunları da alalım. Hadi birader hadi. Evimize gidelim artık. Tamam kardeşim, bekle, az kaldı. Yani çok paramız var. Ne yapayım yani? Çok zenginiz birader ya. Baksana birader, zengin olduk. Hala derdimiz bitmiyor. Çok paramız var. Ne yapacağız bunu? Birader sen onları getir. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bir tane paramızı şöyle koyalım buraya, tamamdır. Şimdi bunu böyle bozduralım bakalım. Şöyle kıralım bakalım şunu. Oha vay canına, şunlara bakın, ne kadar da para geldi. Oh birader, bunda dünyayı alırız. Evet arkadaşlar, şimdi gideceğim eski evimi tekrardan satın alacağım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, merhaba, buyurun, bir şey mi baktınız? Evet ben bu eve baktım, ben bu evi satın almak istiyorum. Yani bu evin eskiden sahibi bendim ama evime hırsız geldiği için elimden aldılar. Ben bu evi tekrardan almak istiyorum ve bu arabayı da almak istiyorum. Lan pis fakir, senin bunu alacak paran var mı ki? Hem hırsız gelmiş hem de evini almaya çalışıyorsun. Yürü lan buradan, polis çağırmayayım şimdi. Allah Allah, öyle mi? Ben şimdi sana göstereceğim fakir oğlum. Ben var ya dünyanın en zengin insanıyım. Ben milyonerim lan. Duydun mu beni? Allah Allah, ben de örümcek adam. Uza lan buradan. Bak polis çağıracağım, seni hapse attıracağım pis fakir. Tamam lan, ben sana göstereceğim pis fakiri. Ne kadar istiyorsun lan bu ev için? Senin paran yetmez de. Hadi yine de söyleyeyim. Bu ev 1 milyon dolar. 1 milyon dolar mı? Ya Allah aşkına, çekirdek parası benim için o. Al bakalım şöyle 1 milyon dolarını. Şimdi buradan defol git, tamam mı? Bu ev benim artık. Lan sen nereden buldun parayı? Lan uza buradan dedim sana. Evime gireceğim. Yürü buradan. Tamam abi, özür dilerim. Beni affet, bağışla beni. Birader evimize geri kavuştuk. Evet aşkım, canım evim, evim evim, canım evim. Oh be, evimi tekrardan geri satın aldım. Şunları şöyle kaldıralım bakalım, pis şeyleri. Kaldıralım bakalım şunları şöyle. Şöyle açalım bakalım kapımızı. Ah be canım evim benim, özlemişim seni vallahi. Ay canım mutfağım, yemek yapmayı özledim. Ben de televizyonda film özlemeyi izledim ya. Canım televizyonum. İyi bakalım, siz takılın, ben bir yere gidip geliyorum, tamam mı? Şimdi arkadaşlar gideceğim ve kendime zengin kıyafetler alacağım. Nasıl olsa zaten çok param var. Vallahi bir sürü pahalı pahalı kıyafetler alacağım. Çünkü ben bunu hak ettim. Evet dükkan burası. Merhaba abi, kolay gelsin. Anne teşekkür ederim, kolay gelsin sana da. Abi ben bu dükkandaki en pahalı kıyafet almak istiyorum. Acaba hangi marka? Anne tabii ki de ben söylüyorum. Bir tane kıyafetimiz var, çok pahalı. Pantolon ve tişört Gucci. Gucci mi? Ooo dünyanın en pahalı markası cidden de. Tamamdır, ben o kıyafetten satın almak istiyorum abi. Evet Gucci tişört alalım bakalım şöyle. Hop, tamamdır, dünyanın en pahalı tişörtü. Ve şimdi buradan dünyanın en pahalı pantolonu alacağım. Evet tam da burada duruyor kendiniz. Alalım bakalım şunu şöyle, hop. Evet bunu da aldım, gidelim şöyle içeride deneme kabinine. Deneyeceğiz şimdi bunları, giyelim bakalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi dünyanın en pahalı kıyafetini giydim. Vallahi mükemmel oldu, yakıştı bana. Evet abi, bunların fiyatı nedir acaba? Dedim bakayım acaba bunların fiyatı neymiş. Hemen hesaplarım bakalım. Tişörtün fiyatı 500 bin dolar. Pantolonun fiyatı da 500 bin dolar. Toplam 1 milyon dolar evladım. Toplam 1 milyon dolar mı? Ne kadar da ucuzmuş ya. Al bakalım amcacığım, sana kolay gelsin. Ana teşekkür ederim. Vallahi hayatım kurtuldu. Ben bu dükkanı kapatıp şimdi tatile gidiyorum. Bir de ben kendime bir tane böyle çok pahalı kolye almak istiyorum. 1 milyon dolara. 1 milyon dolara kolyen var mı? Ana ayıp ediyorum. Tabii ki de var. Dur veriyorum hemen. Evet görmüş olduğum bir kolye burada. Saf elmastan yapılmış. Saf elmastan mı yapılma? Oo vay canına, takalım bakalım şunu arkadaşlar şöyle.
Şuna baksanıza be, ne kadar da güzel oldu. Evet evladım, bunun fiyatı 1 milyon dolar. Tamamdır, bu da çok ucuzmuş. Al bakalım amca sana. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Oh be, şu kolyeme bakın be. Şu kıyafetlerime bakın. Artık ben bir milyoner olduğum için hiçbir şekilde hiçbir şey bana koymuyor. Çünkü benim çok param var. Şuna baksanıza, hala bir dünya param var. Şimdi yiyeceğim yenim, kendime bir tane araba alacağım. Çünkü bu araba çok eskidi. Şuna baksanıza, bu nasıl araba be? Çok eski bir araba. Beğenmedim ben bunu. Benim kıyafetlerim bile bu arabadan daha pahalı. Git be, pis araba, pis arabasını al bakalım. Kıralım bakalım şu arabayı. Kırıl kırıl, istemiyorum seni. Senin gibi araba olmaz olsun. Tamamdır. Arabayı da kırdım. Çünkü bu evin işini güzel bir araba alacağım şimdi. Arkadaşlar, sizce hangi arabayı alayım? Yorumları yazın bakalım. Yorumlarınızı kalp bırakacağım. Siz hangi arabayı almamı istiyorsanız ben de ona göre araba alacağım arkadaşlar. Sizce Lamborghini mi alayım? Ferrari mi alayım? Mercedes mi alayım? Yoksa BMW mi alayım arkadaşlar? Yorumlarınıza kalp atacağım. En sevdiğiniz araba hangisi? Yorumları yazın dediğim gibi. Ben de gidip onu satın alacağım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda ekranda iki tane video çıktı. Solda bir tane video var ve sağda bir tane video var. Sola çıkan ve sağda çıkan videoları tıklarsanız eğer, hepinize arkadaşlar 100.000 TL vereceğim. Hadi bakalım o zaman. Eğer bunları yaparsanız vereceğim. Bakın, solda bir tane video var ve sağda bir tane video var. O videoları tıklarsanız sizin hesabınıza 100.000 TL vereceğim. Hadi bakalım, tıklayın.